Merhabalar. Bu videoda İngilizce'de SH ile başlayan bazı kelimelerin genel anlamı üzerinde duracağız. SH, Latince'de ve Cermence'de geldiği kelimelere küçüklük anlamı katabilen bir ifade. Bu yüzden İngilizce'de SH ile başlayan kelimelerin bazılarında küçük veya benzeri bir anlam arayacağız. Bunun en temel örneklerinden birisi küçük anlamına gelen short. Bununla Genel İngilizce derslerinde sıklıkla karşılaşmışızdır. Buna short'un bir türevi olan kıtlık anlamına gelen shortage kelimesini de ekleyebiliriz. Shortage of water ifadesi su kıtlığı, shortage of nutrition ise besin kıtlığı demek. Shy utangaç anlamına geliyor. Shame kelimesi ise utanç demek. İkisine de ayrıca küçük düşmek diyebiliriz. Shame of committing a crime bir suç işlemekten dolayı küçük düşmek demek. Commit a crime suç işlemek anlamına geliyor. Crime kelimesi Türkçede suç, günah anlamına gelen cürüm ile aynı anlamda. Arapça ve Latince arasında ortak bir kelime. Shallow sığ anlamına geliyor. Suyun kısa veya küçük olduğu bölgelerde shallow water şeklinde kullanılıyor. Ayrıca Türkçede olduğu gibi soyut olarak da shallow idea yani sığ bir düşünce şeklinde de kullanılabilir. Sharp keskin anlamına geliyor. Bıçak ne kadar keskinse, ağzı o kadar küçüktür diyebiliriz. Sharp knife keskin bıçak, sharp dagger ise keskin hançer demek. Sharp increase ve sharp decrease ise keskin artış ve Keskin azalış anlamlarına geliyorlar. Shrink daralmak demek. Kıyafetlerin daralması, çekmesi, yani küçülmesi için kullanılabiliyor. Ayrıca economic shrinkage ifadesi ekonomik daralma, yani ekonominin kötüleşmesine karşılık gelir. Shake sallamak, çalkalamak anlamına gelir. Bunun sonucunda da bir şeyler küçük parçalara ayrılır. Shake a mixture bir karışımı sallamak. Earth ise yeri sallamak anlamına gelir. Earthquake yani deprem ile benzer bir kelime. Shelter, barınak, sığınak anlamlarına gelen bir kelime. Genellikle bir evden küçük olan bir barınak manasıyla kullanılıyor. Shelter for the homeless, evsizler için barınak anlamına gelir. Shatter, parçalamak anlamına geliyor. Yine parçalamak da bir şeyi küçük parçalara ayırmaktır. Bunu çağrıştırmak için Türkçedeki satır kelimesine benzerliğini kullanabiliriz. Shatter the shell kabuğunu parçalamak, shatter hopes ise umutları parçalamak demek. Shred doğramak, dilimlemek, parçalamak anlamlarına geliyor. Genellikle bir dilim bir parça ifadesini vermek için shred of kalıbıyla kullanılıyor. Shred of evidence bir parça kanıt, shred of affection ise bir parça sevgi anlamına gelir. Shortcoming eksiklik, kusur anlamına gelen bir kelime. Bir şeyin bir noktada küçük kalması, yetersiz olması. Shortcomings of the former system bir önceki sistemin kusurları demek. Share paylaşmak anlamına gelen bir ifade paylaştığımız bir şeyi de yine küçük parçalara ayırmış oluyoruz. Share responsibility, sorumluluğu paylaşmak, share resources ise kaynakları paylaşmak demek. Shard, parça, parçacık anlamına geliyor. Shard of rubber, kauçuk parçacığı, shard of a mirror, ayna parçacığı, shard of pottery ise çömlek parçacığı demek. Shiver titremek veya parça anlamlarına gelen bir kelime. Shiver of fear korkudan titremek veya bir parça korku anlamlarına gelebilir. Liste daha da uzatılabilir. Genel olarak İngilizcede sh ile başlayan bir kelimede küçük veya benzeri bir anlamla karşılaşmamız muhtemel. İyi çalışmalar.